Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. SRC deneme sorularını, örnek soruları çözmeye devam ediyoruz. 2021 yılında sizlere çıkacak örnek sınav soruları. SRC 1, 2, 3, 4 ayrıcalıklarından faydalanmak için katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılın. 2021 örnek sınav sorularını çözün ve sınavda geçin arkadaşlar. 26. videomuzda yine SRC 2 ile ilgili örnek sınav soruları, SRC 1 ve 2 örnek sınav soruları. Sınavlara giren arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. SRC 5 çeşit bildiğiniz gibi. SRC 1 uluslararası yolcu taşıyan, SRC 2 yurt içi yolcu taşıyan, SRC 3 uluslararası kargo eşya taşımacılığı, SRC 4 yurt içi eşya kargo taşımacılığı, SRC 5 ise tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgeleridir arkadaşlar. Evet. Önemli soruları devam ediyoruz beraber çözmeye. Evet, birinci sorumuzdan başlıyorum. Şekildeki bir numaralı araç sürücüsü 80 km hızla seyrederken, bakın bir numara, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşmalıdır? Bakın buradan sık sık sınavda soru geliyor. Daha önceki videolarımızda da takip mesafesiyle ilgili sorular çözmüştük. 10, 20, 30 ve 40 şeklinde verilmiş. Neyi soruyor bize? Bir nolu araç sürücüsü bakın 80 ile seyir halinde ise önündeki araçla arasındaki takip mesafesi hızın nedir? Yarısıdır. Yani 40 metre arada mesafe olması gerekiyor. Burada Denizli seçeneğimiz doğrudur. İkinci sorumuza bakalım. Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya, okul ve demiryolu geçitlerine, iki şeritli ve iki yönlü köprü ve tünellere yaklaşırken hangisinin yapılması yasaktır? A. Öndeki araçla aradaki mesafeyi korumak. B. Öndeki araçları geçmek. C. Yol durumuna göre vites değiştirmek. D. Yakını gösteren ışıkları yakmak. Evet arkadaşlar, tepe üstü dönemeçler, tepe üstü yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken öndeki aracı geçmek nedir? Yasaktır. Burada Bursa seçeneğimiz doğrudur. Üçüncü sorumuz kontrolsüz kavşakla ilgili. Uygulamalarda da bu tip sorular geliyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bu soru çok önemli bir soru sizin için. Hem uygulama sorunuz hem yazılı sorunuz. Şekilde kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Şimdi bu tip sorularda, kontrolsüz kavşakla ilgili sorularda şunu yapmalısınız arkadaşlar. Dönüş yapan araç varsa en son geçer. Bakın. Burada dönüş yapan aracımız var mı? Bir var. Bakın bir en son geçer. En son geçeceği için şıklara bakıyorum. En son geçecek hangisinde var? Bakın direktmen cevabımız Denizli arkadaşlar. Neden Denizli? Çünkü en son geçen sadece Denizli'de var. En son biri geçiriyoruz. Hemen 2 ile 3 kaldı. 2'nin sağında 3 olduğu için önce 3 sonra 2 sonra 1. Yani Denizli seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuz, aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir? Yani dönemeçte, tepe üstünde görüşün yeterli olmadığı yerlerde aracınız bozuldu, reflektörünüzü kaç metreye işaretlemeniz gerekiyor? Evet, kaç metreye? En az bak. En az diyor, bakın en fazla demiyor. Aracın önüne 20 metre uzaklıkta, aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta, aracın arkasına 50 metre, aracın ön ve arkasına 150 metre. Evet arkadaşlar, burada da en az dediği için aracın ön ve arkasına 30 metre uzaklıkta ayarlamamız gerekiyordu. Bursa seçeneği. En fazla demiş olsaydı 150 metre olacaktı. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir? Bakın.
A. İntibak mesafesi, B. Reaksiyon mesafesi, C. Fren mesafesi, D. Duruş mesafesi. Hangisidir arkadaşlar? Bakın. Tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içindeki aracın gittiği mesafeye ne denir? Diyor. Evet. Evet arkadaşlar. Tabii ki reaksiyon mesafesidir arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Bu soruda SRC yazılı sınavlarında sık sık geliyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet, reaksiyon mesafesini sınavlarda mutlaka karşınıza gelecek. Dikkat etmekte fayda var. Evet, hemen geçelim 6. sorumuza. Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez? Bakın 1, 3, 2, 1, 3 şeklinde verilmiş. Sürekli işgal edilemez sorusunun cevabı her iki yanı da aracın sol ve sağı kapalı, görüşe kapalı olan şeridi sormuş. Burada bakın Ceyhan seçeneğindeki 2 numaranın sağı ve solu görüşe kapalıdır. Yani karşı tarafa geçmesi yasaktır. Sürekli olarak işgal edilemez. Olduğu yerde takip mesafesini koruyarak yoluna devam etmelidir. 7. soru. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir? Otomobil ile otobüs karşılaşırsa. Evet arkadaşlar. Düz eğimsiz dar taşıt yollarında aksini gösteren bir trafik işareti yoksa sorumuz trafik sorusudur aynı zamanda. Sık sık trafikte de geliyor. Otomobil sıralaması en üsttedir. Sıralamanın en üstünde bütün araçlar otomobile yol vermelidir. Otomobil sürücüsü otobüse, otobüs otomobile, şerit daralmış olan diğerine, azami ağırlığı az olan diğerine. Hayır arkadaşlar, burada otobüs otomobile yol vermelidir seçeneği, Bursa seçeneği doğrudur. Hemen 8. sorumuza bakabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece güvenlik gereci değildir? A. Lastik, B. Korna, C. Yangın söndürücü, D. Işıklar. Birinci derece güvenlik gereci. Olmazsa olmaz arkadaşlar mesela. Değil mi? Lastik, korna, ışıklar mutlaka olması gerekiyor. Yangın söndürücü olmadan da yolunuza devam edebilirsiniz. Evet. Ceyhan seçeneğidir. 9. sorumuz yine bir trafik sorusu. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A. Kasisli yolu, B. Tehlikeli çıkış eğimli yolu, C. Açılan köprüye yaklaşıldığını, D. Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu. Evet, burada da arkadaşlar tehlikeli çıkış eğimli yol. Bakın çıkış dan bahsediyor. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Evet. 10. soru sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir? Evet, sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne kadar zamana kadar ilerlenir? A. Karşı yönden gelen araç görülene kadar. B. İstenildiği kadar. C. Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar. D. Geçilen araç işaret verene kadar. Burada da tabii ki geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar sol şeritte ilerlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 11. sorusu çok çok önemli bir soru. Su dolu derin çukurlara girilmesi halinde fren balataları ıslandığı için frenin tutunma özelliği azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Gaz pedalından ayaklar çekilir. B. Aniden frene basılır. C. Vites büyütülür. Pardon. D. El freni çekilir. Evet. Arkadaşlar su dolu derin çukurlara girilmesi halinde gaz pedalından ayak çekilir. Evet bakın cevabımız Adana seçeneğidir. 12. soru. Kavşaklar
tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında en az kaç metre mesafe duraklama yapılmaz. Mesafede duraklama yapılmaz. Kavşaklara, tünellere, köprülere, bağlantı yollarına yerleşim birimleri içinde 5 metre, dışında 100 metre, yerleşim birimlerinde 10, dışında 100, yerleşim birimlerinde 15-100, yine yerleşim birimlerinde bakın içinde 25, dışında 100. Tabii ki arkadaşlar burada yerleşim birimler içerisinde 5 yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafe içerisinde duraklama yapılmaz. Adana seçeneği doğrudur arkadaşlar. 12. sorunun cevabı. 13. sorumuz. Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen faktör hangisidir? A. Aracın teknik özellikleri. B. Hava yastığı. C. Emniyet kemeri. D. Frene basmak. Evet. Ölümcül bir yaralanmayı ve araçtan fırlamayı önleyen faktör. Değil mi? Nedir arkadaşlar? Tabii burada hava yastığı değil. Emniyet kemeridir arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğrudur. 14. soru. Lastik havalarının fazla olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Lastiklerin daha iyi tutunmasına. B. Lastiklerin kaymasına. C. Lastiklerin soğumasına. D. Lastiklerin ömrünün uzamasına. Lastik havalarının fazla olması arkadaşlar tabi lastiklerin kaymasına neden olur. Lastiklerle ilgili farklı farklı sorular geliyor arkadaşlar. Mutlaka sınavda sorunuz var. Lastiklerle ilgili cevap burada Bursa seçeneği. 15. soru. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Takip mesafesi 6 saniyeye çıkartılır. B. Takip mesafesi 75 metreye çıkartılır. C. Takip mesafesi 100 metreye çıkartılır. D. Takip mesafesi 3-4 saniyeye çıkartılır. Evet, karlı karda güvenli sürüş için arkadaşlar takip mesafesi 3-4 katına çıkartılır biliyorsunuz. Cevabımız burada Denizli seçeneğidir. Evet. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur? A. Radyo dinlemek. B. Kafein ve çay alımı. C. Araçtan inip kısa süreli bir yürüyüş yapmak. D. Uygun bir yerde park edip yeterli uykuyu alıncaya kadar uyumak. Uykusuzluğu gidermenin en etkili yolu uyumaktır arkadaşlar. Evet. Yani burada cevabımız Denizli seçeneği doğrudur. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresinde sigortanın görevidir? A. Aküyü şarj etmek. B. Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek. C. Kısa devre olduğunda sistemi korumak. D. Bujilere giden akımı yükseltmek. Tabii ki burada da kısa devreden bahsetmiş. Bakın arkadaşlar, elektrik sigortanın görevi nedir? Kısa devre olduğunda sistemi korumaktır. Ceyhan seçeneği doğrudur. 18. soru. Gece güvenli sürüş için hangisi yapılmalıdır? A. Normal şartlarda farlar ile birlikte sis lambaları da yakılmalıdır. B. Karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etmemek için kısa farlara geçilmelidir. C. Yerleşim birimleri içinde sadece park ışıkları ile gidilmelidir. D. Plaka ve arka stop ışıkları yüklerle kapanmışsa kırmızı bez asılmalıdır. Evet arkadaşlar, gece güvenliği sürüş için, güvenli bir sürüş için tabii ki karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etmemek için kısa farları yakmak zorundayız. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 19. soru. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A. Sürücünün araçları iyi tanıması. B. Sürücünün uzun yıllar araç kullanması. C. Sürücünün araca hakim olması. D. Sürücünün
aracı yeni kullanması. Burada da tabii ki sürücünün araca hakim olmasıdır. Evet. Sürücünün araca hakim olmasıdır arkadaşlar. Evet, sürücünün. Ceyhan seçeneği, bakın burada Ceyhan seçeneği doğrudur. Hemen 20. sorumuza bakalım. Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Yakıt tüketimi artar. B. Enerji kaybı fazla olur. C. Lastiklerin orta kısımları aşınır. D. Lastiklerin yanak kısımları aşınır. Bakın az önce farklı bir lastik sorusu çözmüştük. Burada lastik hava basınçları normalden fazla olursa ne olur diyor. Normalden fazla olursa lastiklerin orta kısımdan aşınması söz konusudur. Arkadaşlar cevabımız burada Ceyhan seçeneği doğrudur. Evet. Lastiklerin havalan normalden az olması lastiklerin yan duvarları yan kısımları aşınıyor. Fazla olması da orta kısmının aşınmasına sebep oluyor. Burada Ceyhan seçeneği doğrudur. 21. sorumuz. Aksine bir işaret bulunmadıkça karayollarında trafiğin akışı ile ilgili olarak sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Araçlarını gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafiğin durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmelidir. B. Araçlarını gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafiğin durumu ne olursa olsun en sol şeritten sürmelidir. C. Araçlarını gidiş yönüne göre yolun solundan, çok şeritli yollarda ise yol ve trafiğin durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten. D. Araçlarını her durumda sağ şeritten sürmelidirler. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar aksine işaret bulunmadığı müddetçe karayollarda trafik akışı ile ilgili sürücüler araçların gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda yol ve trafiğin durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek zorundadır. Burada Adana seçeneği doğrudur. 22. sorumuz, Karayolu Trafik Yönetmenliğine göre aracın en az 2 şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır? 7, 8, 10, 12. Evet arkadaşlar, burada da tabii ki 8 saat dinlenmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili detaylı sizlere söyleyeyim. Yani 24 saat süre içerisinde bir şoför en fazla 4,5 saat araç kullanıyor. 45 dakika mola veriyor. Daha sonra 4,5 saatte araç kullanıyor. Toplamda 9 saat araç kullanıyor. Hafta tatilinde de en fazla 6 günlük araç kullanma süresinde bir gün hafta tatilini kullanıyorlar. Hafta tatilde en az 24 saattir arkadaşlar. 15 günlük ardışık zamanda da yine 90 saati aşamıyorlar. Molalarımız 45 dakikaydı 4,5 saatten sonra. Bunu en az 15'er dakikalık sürelerle de 3 defada da kullanabiliyoruz. Günlük dinlenmede de şoförler 24 saat içerisinde arkadaşlar 11 saat kesintisiz dinlenmeleri gerekiyor. Daha sonra en az 8 saat kesintisiz olmak üzere 2 veya 3 ayrı süre halinde de kullanabiliyorlar. Evet, haftalık çalışma süresi de 56 saattir arkadaşlar. Buradan bakın %100 sınav sorusu gelir. Bu konuyu tekrarlayın arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Çalışma süreleri, günlük dinlenme süreleriyle ilgili mutlaka sınavda soru var arkadaşlar. Evet. 23. sorumuza geçebiliriz. Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici ve romoklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İlk bir yaz sonunda ve devamında yılda bir. B. İlk iki yaz sonunda ve devamında yılda bir. C. İlk 3 yaz sonunda ve devamında her 2 yılda bir. D. İlk 3 yaz sonunda ve devamında 3 yılda bir muayeneye tabi tutuluyorlar.
Evet, bununla ilgili de muayene ile ilgili de yine sık sık sorular geliyor arkadaşlar. İlk yani otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet, çekiciler bunlar biliyorsunuz ki ticari ilk bir yaz sonunda ve devamında yılda bir muayeneye tabi tutuluyorlar. Cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 24. soru araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunludur? 1 Eylül, 1 Ocak, 1 Ekim, 1 Şubat, 1 Kasım, 1 Mart, 1 Aralık, 1 Nisan. Evet, şu anda da bildiğiniz gibi kış ayındayız ve araç lastikleri ticari amaçla kullanan araçlar lastiklerini mutlaka 1 Aralık'la 1 Nisan arasında takmak zorundadırlar arkadaşlar. Denizli seçeneği doğrudur. 25. sorumuz son soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi insandan yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yeri ifade eder? Varış noktası düzenli sefer, kalkış noktası mekik sefer. Evet, burada da arkadaşlar insandan yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yer nedir arkadaşlar? Kalkış noktasıdır. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Evet, 25. soru. Evet arkadaşlar, 26. denemenin de sonuna geldik. Serici 1-2-3-4-5'te tek adresimiz. YouTube kanalımız. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar dilerim. %100 serici 1-2-3-4-5 2021'de yazılı ve uygulama kazanma garantili örnek soruları kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.